geliyor, geliyor. Ayıp ya. Harbiden ayıp yani, kaç yaşında adam. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Alfa bugün evde kumru yapmaya karar verdik. Şimdi bu gördüğünüz ellerimle afiyetle yiyebileceğimiz güzel bir kumru yapacağım arkadaşlar. İşte dışarıya bunu nasıl yapacağız? Böyle ince şekilde. Abi bu harika bir video, olsun. Her saniyesini izlememiz lazım. Daha sonra burada turşum var. İnşa sekola. Turşumu da ince ince dilimliyorum. Babacım onu dik dik kesmeye devam etsene sen. Turşumuzu da dilimledik. Kaşarımızı da hazırladık. Şimdi sosisimizin pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir kontrol edelim. O leziz. Çok leziz gözüküyorlar. Pişmeye başlamışlar bile. Çok güzel. Kanser olma garantili tost makinesi. Hafif bastıralım ki şöyle birazcık daha. Güzel güzel pişsinler. Arkadaşlar bu aşamada birazcık paslı paslı oldu şimdi bu ya. Margarin yağ ekleyeceğiz. Şöyle bak bak. Yük kısmına ekleyeceğim. Makine dökülüyor abla. Ne yaşadıysa makinenin tutma yeri kırılmış. Birazcık da bastıralım. Bastır abi. Oo, bastır bastır. Şu kukuları alsanız eminim canınız çekerdi. Efsane bir kukular şu an burada. Çağrı, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir video getirdim, bunu aç, bu 10 dakikada yüklenecek. Silinmiş videoyu geri yük getirdik bir şekilde. Abi silinme videoyu geri getirdik geçen gün. Bu ne oğlum, webarchive.org falan, bu ne ya? Bunu yana al sen, aç bu yükleyecek dayı. Özel bir sistemle geri getirdik videoyu, bunu kesin izlememiz lazım. Kimin videosu abi bu? Bu adamın. Oğlum bu webten al. Ne yapıyorsunuz abi? Şansı siz falan mı? Yok yok, vallahi gerçek biliyorum. Ne zaman geri getirecek videoyu? Bir 30-40 saniye sürüyor, sonra getiriyor. Ucuz ama çok lezzetli ekmek arası nasıl yapılır? Her ısırık ayrı bir tat. Tamam. Aç dayı, sen de bunu çok önemli ikimizin bunu yani bakmamız lazım bu video üzerine. Vallahi izlediğim en güzel video olabilir bu arada. Yani Yağmur'u komik anları görüyor. Merhaba arkadaşlar. Eğlence. Ya hadi. Sen. Neyse. Bu mu? Bu. 7 dakika müthiş dayı. Şu kadar diyeyim. Böyle bir sandviç hayatına yemedim. Sandviç ne amına koyayım ya? Sandviç. Böyle bir sandviç görmedik mi? Ya böyle bir sandviç hayatını yemedin ama. Ne lan gerçeği ne amına koyayım? Sandviç. Ne gerçeği? Ne gerçeği yağmur karnı? Santoviç, Santoviç. Babasından dayak yiye yiye böyle oldu ama. Böyle bir sandviçi yeseyse Noel dayı yemiştir. Dur bakalım. Hem de lokantada. Lokanto. Benim rekanımda hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce bir tane espri yapmak istiyorum. Lütfen videomu kapatmayın, dislike atmayın, abonelikten çıkmayın. Ama bu espriyi yapmam lazım, lütfen dinleyin. Yapıyorum, hazır mısınız? Acıktıysan sandalye. yarım somun çekti ya. Nasıl gülmeyeceksin, yarım somunu kaldırdı ya. Yarım somunu kaldırdı. Şakayı güçlendirdi ya. Yapacak onu. Çok tatsızdı. Gerçekten çok tatsızdı şaka. Hadi hemen videomuza başlayalım. Bu sabah kalktım. Uykudan uyandım. Dedim ki, bu arada dayı, yani gün, eğlenceli emredin çok benzer şeyleri yapıyoruz. Yani durumu farklı bir şey yani o zamanlar herhalde durumu birazcık şey yok ama o yüzden biraz malzemeler eksik. O yüzden lütfen o konuyla taşak geçmeyelim. O biraz hassas orası yani videonun. Tamamdır. Onun dışında her şeye taşak geçebiliriz. Dedim, acaba ne paylaşsam dedim. Bugün aklıma bu geldi arkadaşlar. Sizlere çok özel, sadece kendime ait olan ekmek arası nasıl yapılır? Bu lezzetli ekmek arasının tarifini vereceğim. Beğeneceğinize eminim. Yani bugüne kadar kime yaptıysam beğendi. Eminim sizler de beğenirsiniz. Ben bu arada başladım.
yerdeyim ya, yok ama. Ya kendisi söylüyorsun kendisi. Önce şöyle göstereyim bize bir yarım. Oğlum hastane dalga geçmeyin dedin, kendi dalga geçiyorsun. Evet. Kendini yani, pişir kendini. Lazım arkadaşlar. Bu arada hala uykuluyum. Maşallah. Bize böyle bir yarım ekmek lazım. Yarım ekmeğimizi alacağız. Böyle açacağız. Ya gülüyor lan. Gülüyor. Sen neye gülüyorsun? Sen bir gel buraya, gel gel. Gel buraya gel. Ay şu karakter. Buraya gel. Ya sürdü, hiçbir şey çıkmadı. Bırak. Gel buraya. Geldim geldim geldim. Aç elini. Geldim. Aç elini aç. Ne yapıyorsun? Git. Allah Allah. Daha domates falan gelişmiş dayı. Bekam bunu. Yağı sürsün bol. Ya gözükmüyor ki. Kerem yağ değil, aynen kerem yağ. Daha iyi olur. Tere yağ diyor, yalan amına koyayım. Yoksa şey değil, margarin değil mi dayı? Kerem yağ kanka, kerem yağ. Kerem yağ, kerem yağ. Yazdım. Birazcık kerem yağ. Çağrı bak. Ekmek, katmanları sayalım. Ekmek, kerem yağ, tuz. Evet. Birazcık hayal edin. Bunlar çıkaramam. Mikrofonlar gidiyor. Şimdi bunun üç katmanlarını hazırlayacağız arkadaşlar. Üç katmanlarını bir hazırlayalım bakalım. Domates. Şimdi domatesi doğrayacağız. Domates. Şimdi bu yağ katmanının üzerine... Niye bilimsel bir çalışma gibi anlatıyor ki bu? Domateslerden koyacağız. Oğlum bunu bilmek, bunu bilmek default değil mi amına koyayım ya? Evde... Hayır, hayır. Ekmeği hayır, açarsın, yağ sürersin yani bu. Doğduktan sonra bu bilgi yüklenir yani insana. Açıklamaya malzemeleri yazmış mı? Fazla domates, öyle bir sandviç yapacak ki. Fazla domates koyarsak ya inanamayacaksın amına koyayım. Öyle bir normal bir şey değil. Üzerine çok az daha tuz ekeceğim. Bak yine tuz. Yine tuz ekeceğim. Geldi dayı. Biraz bol oldu tuz ama soruyor. Ekmek ya domates tuz. Peynir ekle ona da bir de. Süzme peynir. Tam bu standart abi, domates peynir ikilisinin ekmek arası versiyonu güzeldi. Sadece domateslerin üzerine ekleyeceğim. Aa. Bak işte bu. Bu bir detaydı. Pastanın üstüne kiraz mı koyuyor? Bu kanepe yaptı. Peynir harika gidiyor gerçekten. Bayağı iyi. Güzel gidiyor. Süzme peynirden canım çekti ama biraz daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bol bol koyuyor, hiç esirgemiyor. Tamamdır. Şimdi yine bir üst aşamaya geçiyoruz. Bir kat, diğer katman. Şimdi yeşilliklerimizi doğrayacağız. Bunlar maydanoz. Bir şey diyeceğim, dur. Kesişinden sakın aşçı sanma çocuğu. Çocuk sadece bolulu. Aşçı falan değil, izle dayı bir kesişini, anlayacaksın. Oğlum siyah lan maydanoz. Ooo. Çok siktir. Doğuştan gelen bir yetenek var. Bu kadar yeterli. Bak. Şunu koymam işte ya. Bu ekmeğin içine bu maydanozu koymam ya. Ben yokum abi. Maydanozla yokum ya. Öyle söyleyeyim sana yani. Harbiden yokum abi maydanoz. Ama maydanoz çok yakışır dayı ya. Yok abi, ben yokum abi. Maydanozla yokum ya. Kimse kusura bakmasın abi. Ama bu ekmek abi arasına gider. Gitmez abi. Ben hiçbir yere gitmez bence bu. Maydanoz evet bence de. Seveni vardır. Kimse kusura bakmasın. Seveni lahmacuna vardır. Lahmacuna da mı koymazsın abi? Ya maydanoz lahmacuna böyle bir tane falan okey. Ama yok bir yani. Bir tane bir demet. Hele bir de tane mi? O bak, damağa yapışmasa şöyle, çok iyi. Hele de bu kadar minik parçalara ayırdığın zaman bu ağızla yapışıyor abi. Her yere yapışıyor. Evet çok kötü oluyor. Tat bence okey değil ya. Çiğ köfte de bir miktar okey. Bir miktar okey çiğ köfte de. Ama bu ekmek ürünü değil bence maydanoz. Yani ekmekle iyi bir meç. Tantuni de yer misin? Tantuni de belki ihtimal. Yine fazla ama, değil. Ama ekmeklik söylüyorum bir ürün değil ama yani bence. Hayır, zorunluluk tantuni de bu mesela. Bence ama. Ben çok sıcak bakamıyorum ya. Eliti. Bu konuda benimle aynı fikirdesin. Sizlere biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Beni ben üzdü. Her sabah kahvaltısını, hatta genellikle her gün tüm öğün yemekleri tek başıma yapıyorum. O yüzden kendimi birazcık geliştirmiş durumdayım. Helal olsun lan sana. Böyle hızlı kesme olaylarında. Geldi yine. Yoksa aşçılıkla herhangi bir alakam yok. Geldi tuzlu ekmek. Onu da söyleyeyim. Ama tabii bolluyuz ya hani. Bütün aşçılar genelde Bolu'dan çıkar. Belki bu çocuk bu videoyu niye kaldırmış? Acaba neden? Sence? Ne var ki oğlum videoda? Soğuk lan bekliyor. Pala da hidatlayı olabilir. Şimdi bu kısımda
Abi. Asıl tadı almak için değişik bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Tuz ekleyelim. Tuz üzerine böyle birkaç damla limon koyacağım. İşte bak harbi bu güzel oldu. Ama sadece ağızda fazla ısıracak kısmı ekliyor bak. Gerekiyor. Birkaç damla yeterli. Azalarak götürüyor. Şimdi bunun üzerine tuz çok az tuz ekleyeceğim. Tuz abi. Ve kırmızı biber. Sadece üst kısımlara ekliyorum. Üst taraflarda biraz acı gelecek. Aşağı doğru gittikçe daha da çok tatlandı. Anladın mı Çağrı? Yine bu kısımda çok az. Kanka bu ama yasaklı teknik gibi bir şey bu. Bunu kim yapmıştı en son Çağrı? Bu tekniği en son kim yaptı? Bu tekniği galiba 1996 senesinde yapıldı. Adamı vurdular kanka, kokoreççiydi. Vurdular. Nane ekliyorum. Ha, o yüzden kaldırmıştım o videoyu. Çok az. Sadece böyle bazı yerlerde tadımlık. Bu tekniği Tarkan'ın kokoreççisi vardı. O dönem kokoreç. Sadece Tarkan'a çalışıyordu adam. Gelmesi için. Ve orta kısma doğru böyle. Bak lezzet geçişi yarattı orada. Parayı bekliyorum. Evet evet. Harbiden her lokma farklı bir lezzet. Şimdi tepsimizi yine böyle alalım. Üzerine de göbek keseceğiz. Göbek güzel. Göbek dediğim şey hani çiğ köfte alıyoruz ya. Çiğ köfte aldığımızda yanında da bunu veriyorlar. Anladın mı göbeği Çağrı? Göbek bu muymuş? Ulan göbek de kendi başına bir sebze yani, anladın mı? Niye çiğ köfteden anlattın? Hani alın orada göbek ya bu da. Eline varsana. O da dolduğu için öyle iyi kesiyor. Anladın. Bak orada mesela bir freestyle attı. Dikkat ettiniz mi? O buna limon da çıktı. Bu salata yaptı amına koyayım ya. I'm engineer man. 100 TL gönder. Çağrı abi Manita memlekete gitti. Seni severek izlediğimi biliyor. İpek Gökhan seni çok seviyor dersen çok mutlu olur. Adamsı seviyorsun abi, katmana selam. Manita memlekete gitti. İpek Gökhan seni çok seviyor. Ha İpek. Gökhan seni çok seviyor. Sen de izlediğini düşünerekten donate attı. Gökhan'cığım çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Gönlü ve zengin bir adam. Harbiden. Bu çocuğu bırakma. Üzerine limon sıkıyorum. Gökhan sen de İpek'i üzme. Ben niye böyle bir misyona bürünüyorum her? Zehrini alıyor şu an. Bu aşamada tuz bir verdi abi. Tuz gelmesi lazım. Sıktım. Arkasından tuz ekleyeceğim. Neden? Çünkü... tuz yapışır. Şu tabaka tuz ekledik amına koyayım bir tosta. Abi sen tuzu kıtlama yesene amına koyayım ya. Daha kalıcı olur. Şimdi en son olarak... şu kısma biraz daha yağ süreceğim. Bu kısmın üzerine biraz... Arkadaşlar o yağ sürme. Bıçak metalini ekmekle temas ettiriyor. O farklı bir lezzeti var. Karabiber. Mekanik bir tat geliyor az, o güzel oluyor. Birazcık kırmızı. Sanayide var mesela böyle. Biber. Bayağı keyifli. En sevdiğim yer geliyor ya. Koku vermesi için kekik. Koku mu versin? Evdeki tüm baharatları kullandı. Sadece orta kısma nane atacağım. Ortada bak. Başka kısımda tadı bozulur. Bak. Sanatçı valla. Hocam yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kadar malzeme yemek yapardın ya kanka. Evde malzeme yok tipi, ama bunlarla ekmek arası yaptım. Ya gelsin diye. Ve ekmek aramız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu... tosta basılır. Şimdi bunu ben nasıl... Şimdi bunu alın elinize. İçinde domatesle peynirin denk geldiği kısmı arayarak yemeye devam edin. Harika bir şey oldu. Elbet karşılaşacaksınız. Şöyle göstereyim sizlere. Sandalye. Şimdi biz bunu nasıl yemeliyiz? Hemen onu da göstereyim. Tepsimizi şöyle kaydırıyoruz. Ekmeğimizi alalım. Geliyor en önemli yer. Geliyor Çağrı. Üzerine de limonata arkadaşlar. Of. Bir şey anlatacağım dayı. Bir durdursana bak. Çok evet. Kısa. Hiç akşam böyle bir şey hani... bir ekmek gelir dayı ve artan ekmektir o. İki gün bekler falan. Yani çıtır çıtır olur artık, böyle şey de değil. İki gün bayatlamış ekmek. Ağzını siker ısırdım Mat. Onu biliyor musun? Üstü keser damağını böyle. Hayır hayır. Bu ekmek o kalan ekmek. 2-3 gün dışarıda kalmış. Tamam kardeşim dayı. O ekmeği hayır, az, sıkırken... az bir şey tostta böyle ısıtırsın. O ekmek okeydir yani. Tost olunca güzel oluyor.
Şimdi nasıl yenir abi? Ben onu merak ettim. Dur be abi, öğreneceğiz. Yanın yanına yoğurt ekleyebilirsiniz. Yoğurt da çok güzel olur. Ama ben sadece böyle seviyorum. Böyle harika bir tadı var. Artık şimdi yoğurtla yani. As damak düşkünlerin artık o. Arkadaşlar selfie çubuğuna taktım. Selfie çubuğuyla çekiyorum şu an kendimi. Ön kameram biraz kötü çekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bu güzel ekmeği tadına bakma vakti. Geliyor Çağrı, hazır mısın? Ben bunu mikserde... Aa, ben bunu böyle bilmiyordum ama böyle yeneceğini. Normalde bu mikserde çekiliyor, biberondan gıda alınıyor diye ben... Çok iyi çakaldı. Piç. Abi böyle yiyor mu bunu böyle? Evet. Arkada niye İngiltere marşı çalıyor? Bu ekmek arasını yapın. Her ısıtırdığınız zaman farklı bir tat alacaksınız. Her ısıtırdığında. Ve çok güzel bir tat alacaksınız. Isıtır. Vazgeçilmeziniz olacak. Ben bu ekmek arasını yaklaşık 10 senedir yapıyorum. Oha. Sizlerle de bu yüzden paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Sen yapıyorsa bir bildiği vardır, denenir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben aldım, Hoşça kalın. Bay bay. Afiyet olsun. 2 ısırık sonra domates peynir aşamasındasın. Oraya kaçırmanı hiç istemem yani, öyle söyleyeyim. Hasan'a mı benziyor? Yok be. Oldukları bu oyunda Çağrı sakın yanlış anlama, atar yaptılar salata ve yendik. Salata olur mu? Baya iyi yendik. Bu yayın var ya, bunu kıyım. Baya iyi yendik. Çağrı niye böyle bir bokluk yaptın ya? Çağrı'nın dediğine ne var oğlum, sen niye salatayı avuçtun? Biz bir aile miyiz diyor ya, cümleye öyle giriyor ama. O biliyor bir bokluk çıkacak orada, onu tetikliyor. Bambaki ile beraber buradan onu öpüyorum. Ve ayrıca ocak... Bir konuşurum. Bak ben burada Davut'u çözemedim bir tek yani. Bardağı dışarı attı ya. Dama attı bardağı. Ya Davut, çete ambaz yazdım, tamam mı? Onu... Davut bir tilt oldu, amına koyayım, kameraya bakıyor. Korktum amına koyayım, sonra dedim ki Mert ediyorum ya falan yazdım, düzelttim amına koyayım. Alp sen bu videoyu gördün mü, izledin mi? Gördüm dayı ya. Bunu şey izle kanka ya. Mastürbasyon nasıl yapılır? Sürekli göbek deliğini parmaklayıp duruyorum. Şunu bir izle amına koyayım. Sen göbek deliğinden değil mi amına koyayım? Nereden? Sikeceğim ha. Bak, değilmiş işte, değilmiş. Senelerdir kendini göbek deliğini parmaklayıp duruyorum. Bunu bir al izle, o öğren amına koyayım biraz. İlim İrfan yuvası bir kanal. Tamam kırma. Bu ne ya? Abi selamun aleyküm, nasılsın? Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.